Hepinize merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Melda. Bugün sizlerle soru cevap videosu çekeceğim. Instagram'dan bir 3000 takipçi özel soru cevap kutucuğu açmıştım. Böyle her böyle 500, 1000, 1500 falan diye abone takipçi sayım arttığında böyle kutucuk açıyordum. O yüzden şimdi 3000 takipçiyi geçtik. Bir kutucuk açayım dedim ama beklediğimden çok soru geldi. Bir sürü voleybolla ilgili, işte benle ilgili sorular geldi. Ben de sonra dedim ki YouTube'a bunun videosunu çekelim. Hem YouTube'da dursun bu video, hem daha çok kişi izleyebilir buradan diye düşündüm. Böylelikle de YouTube kanalıma da dahil olmuş olursunuz. Voleybol hayatımı, normal hayatımı daha ayrıntılı görmüş olursunuz merak edenler için diye buraya geldik. Bir sürü soru var. Allah'ım, şaşırdım. Dedim ki artık günlüyüm galiba yani. Yere oturdum. Her zamanki benim sohbet etme mekanım burası oluyor. Mum yaktım. Ne alaka diye sormayın. Yaktım. Telefondan çektiğim için videoyu, soruları da bilgisayardan okuyacağım şimdi. Bilgisayarımda şarjı yokmuş. Şarja taktım. İnşallah böyle gidip gelmez. Şarj başlığını bir dakika düzelteceğim. Önce çok sık gelen sorulardan başlayalım. Kendimi tanıtayım ilk başta. Tanımayanlar için hala. Abone olmayanlar varsa lütfen şimdi video başlamadan abone olsun. Sonra unutuyorsunuz. İstatistik şeyine bir baktım girip yine geçenlerde. %80'i yine abone olmayan izleyiciler diyor. Çok üzüldüm. Burada 10 tane, 10'ar tane, her bir sayfada da 10 tane olan soru cevap kutucukları var. Bir sürü soru var ama hızlı olmaya çalışacağım. Şimdi en baştan başlayalım. Öncelikle ismim Melda Hanım. Çaba Spor Kulübü'nde oynuyorum şu anda. Boyum 1.82, merak edenler için. Bu sorular en çok gelen. Hangi takımda oynuyorsun? Boyun kaç? Mevkin ne abla diye soruyorlar. Mevkiyim smaçör. Fazla gelen sorulardan. Ana, bilgisayar kapandı. Bu soruları cevapladım. Geçen sene DSI'de oynuyordum. Bu sene Çaba Spor Kulübü'ndeyim. Soruları gelmiş. İşte voleybol oynuyorsun, sevdiğin bir sporu yapıyorsun, para kazanıyor musun? Kendini ileride nerede görmek istiyorsun? Hedeflerin neler? Voleybolcu olmak istiyor musun abla? Voleybolcu olmak istiyor musun derken herhalde şunu kastetti. Hani tüm hayatım boyunca sadece bunu mu yapacağım, voleybolcu olmak istiyor musun sorusu. Bu diye düşündüm. Ya da mesleğini mi yapmak istiyorsun, yoksa voleybola devam mı edeceksin sorusu da vardı. Boyumu söyledim. Daha ileride kendini nerede görüyorsun? Daha ileride kendimi en iyi nokta neresi ise orası için çalışıyorum. Bu hedefinize göre değişir. Birincilik olur, Sultanlar Ligi olur. Siz kendinizin en iyi versiyonuna nerede ulaşacaksanız orası diye düşünüyorum. Benim de hedefim her zaman kendimin en iyi versiyonuna ulaşmak ve daha kaliteli bir seviyede oynamak. Bu sene de hedefim bu. Her sene hedefimin üstüne koyarak, ilerleyerek gittiğimi düşünüyorum. Olduğum noktada şu anda mutluyum. Çaba Spor Kulübü'nde mutluyum. Güzel şeyler başaracağımızı düşünüyorum. Ve başarıyoruz da. Bunu da sormuşsunuz, onu da cevaplayayım. Şu anki takımın durumu ne? Başarılı mısınız diye bir soru gelmiş. Şu anki takımın durumu başarılıyız. Her sene olduğu gibi yine başarı dolu bir sezon bence bu sezonda. Şu an iyi gidiyoruz. Sezon yeni başladı. Bir mağlubiyetimiz var. Onun dışında tüm maçlarımızı 3-0 kazandık. Playoff'a gitme hedefimiz var. İnşallah Allah'tan bir sıkıntı çıkmazsa playoff'a da gideceğiz bu sezonda. Yine her anımızı sizinle paylaşacağım tabii ki. Başarılı bir takımız. Bizi takip edenler var, destekleyenler var. Onlara teşekkür ediyoruz. Instagram hesabı var Çaba Spor Kulübü'nün. Oradan da bizi takip edebilirsiniz. Maçlarımızı paylaşıyoruz, saatlerini paylaşıyoruz. Oradan da bakabilirsiniz. Onun dışında bana şey soruyorlar. Abla, ben hani spor yapmak istiyorum, voleybol oynuyorum ama işte kendimi nasıl geliştireceğim? Nasıl böyle senin gibi olurum gibi sorular geliyor. Hani bu bulunduğunuz şehre göre de değişir. Oynadığınız takıma göre değişir. Nasıl bir altyapıda oynuyorsunuz?
Gittiğiniz altyapının lig takımı var mı? Hani lig takımı varsa ona göre çalışmalar yapıp işte oraya çıkmak için uğraşırsınız. Ya da işte lig takımlarına deneme antrenmanları için hani gidebilirsiniz eğer öyle bir imkanı varsa. Ankara'daysanız ve altyapı oyuncusuysanız Çaba Voleybol'a gelebilirsiniz. Bana soruyorsunuz. Birkaç tane veli bana mesaj atmış. Kızımı işte sizin oynadığınız kulübün işte spor okulu varsa oraya göndermek istiyorum falan diye. Ben de Çaba Voleybol Akademi'yi takip edip oradan ulaşabileceklerini söyledim. Siz de öyle yapabilirsiniz gelmek istiyorsanız. Başka soru devam ediyorum hemen. Hızlı hızlı cevaplayacağım çünkü bir sürü soru olduğu için ben de biraz konuşmaya başlayınca susmuyorum. O yüzden hızlı olmaya çalışacağım. Bütün soruları da cevaplamaya çalışacağım. Maaş alıyor musun? Maaş alıyorum. Yaklaşık 13-14 yaşından beri ben paramı kazanıyorum. İlk zamanlar harçlık olarak düşünebilirsiniz o yaşta ne maaşı. Yani yine de çok şükür bu imkanlara sahip olduğum için çok şükrediyorum. Ve maaş alıyorum. Burada bir iş yapıyoruz sonuçta. Paramızı kazanıyoruz çok şükür. Öyle olmasaydı Ankara'da gelip hani tek başıma yaşamayı seçmezdim. Voleybol da bunun bir etkeni. Hani voleybol olmasa kendi şehrimde okurdum. Hani neden geleyim buralara tek başıma yaşamaya? O yüzden voleybol bir yerde benim işim yani. Böyle düşünebilirsiniz. Bundan paramı kazanıyorum. Kendime bakmaya çalışıyorum. Böyle yani. Bu soruya da cevap vermiş olduk. Abla aşırı senkronizesiniz. Midi takımınızı görmüştüm. Çoraplarınıza kadar aynıydı. Evet, uyumlu bir takımız her konuda. Ve bence de güzel duruyor bu. Her şeyimizin aynı olması, dikkat etmemiz takım olduğumuzu belli ediyor bence. Siz de beğeniyorsanız ne güzel. Fark etmişsiniz. Abla ben sizin antrenörünüzü görmüştüm. Arkadaşım sizinle maç yapmıştı ama midiyle. Ne güzel. Büşra ablayı görmüşsün sanırım. Nasıl başladım voleybola? Voleybolla ilgili biri olarak çok merak ediyorum. Küçüklüğünden beri kulüpte mi? Nasıl başladım voleybola? Küçüklüğümden beri kulüpte mi oynuyorum? Instagram'da da çok merak ettiğiniz için yanıtladım orada ama şimdi size voleybol hikayemi anlatayım. Gelin. Gelin oturup bir voleybol muhabbeti yapalım. Bir su içeyim. Şimdi voleybol hikayem. Sene 2011-12 mi kaç hatırlamıyorum. Ben 11 yaşlarındayım. Babam dedi ki, kızım dedi seni futbolcu yapacağım. Alex olacaksın. Ya yani böyle demedi de yani futbola yazdırmak istiyoruz. Hani yazdıracağız seni bir futbol oyna. Hani bende böyle bir futbol yeteneği var. Sende de vardır kesin. Yani vardı o zamanlar da. Yani bir sporla uğraşacaktım. Hani ablam voleybol oynuyordu zaten. Bana hani sürekli hani çocuk dediğin sokakta dışarıda top oynar ya. Hani voleybol oynatıyordu ablam bana. Geliyordu hücum yapıyordu. Ben defans çalışıyordum. Hani böyle beni bilmeden ben antrenman yapıyormuşum aslında. Onun hani maçları oluyordu, gidiyordum kenardan izliyordum böyle hani bir gün beni de oynatırlar mı falan diye. Hani sürekli hani bunu izliyordum, görüyordum. Sonra okulda bir gün beden eğitimi öğretmenlerine işte şey geldi hani uzun boylu çocukları hani spor okuluna yönlendirin işte şöyle bir spor okulu var falan filan diye. Hani öyle bir şey oldu. Ben de o gün okulda mı yoktum ya da haberim mi yoktu? Sonradan öğrendik biz bunu. Söyledik işte biz böyle böyle voleybola yazılmak istiyoruz. Kime ulaşacağız? İşte onun aracılığıyla bize numarasını verdiler işte Fatma Hoca'nın. Oraya spor okuluna gitmeye başladım işte. İşler değişince benim okulum da değişti. Çünkü hepimizi bir okulda topluyorlardı. Okul maçlarında da kulüp olarak temsil etmemiz için. İşte öylelikle işler değişti. Tepebaşı kulübünde oynamaya başladım. Sonra biz lige çıktık. Takımı lige çıkarttık işte o zamanlar. Hey gidi günler. O zamanlar çok küçüktüm. Ligde oynamaya başladık. Ligde de iyi ilerliyorduk. Güzel bir takımımız vardı o zamanlar. Yani ben üniversiteye kadar Tepebaşı Belediyesi'nde oynadım. Altyapım da oradaydı. Yani
kaç yıl oluyor sayamadım. 8 yıl falan herhalde tam. Atmıyor, atayım mı? Atıyor muyum? 6 yıl. 6 yıl falan oluyor işte. Orada oynadım. Üniversiteyi kazandığımda da Ankara'ya geldim. Zaten tercihlerim arasında voleybolu iyi olan bir şehir olmasını istiyordum. Ankara'da bunlardan biriydi. O zamanlar voleybolun kalbiydi Ankara. Hey, bana haftalık vlog da çekiyorum da hafızası dolmuş. Ankara'ya geldim işte üniversite kazandığım için. O sezonda DS ile anlaştım. Sonra 2 sezon DS ile oynadım. Bu sezonda Çaba Spor Kulübü ile anlaştım. Voleybol hayatım bu şekilde ilerledi yani. Küçüklüğümden beri bir kulüpte oynuyorum, okul takımında oynuyorum. Direkt böyle başladım yani. Ablacığım, senin gibi voleybolcu olmak isteyenler için ne önerebilirsin? Yani voleybolcu olmak istiyor iseniz ve yaşınız küçükse, kendinizi geliştirmek için antrenmanlarınızı düzgün yapın, beslenmenize, uykunuza, normal hayatınıza, derslerinize, her şeyinize çok dikkat etmeniz ve disiplinli olmanız gerekiyor. Bir şeye başladıysanız bunu en iyi şekilde yapmanız gerekiyor. Ben bu kafada olduğum için küçüklüğümden beri daha da kolaylaştı benim işlerim. Çünkü benim için her şeyin bir zamanı vardı. Uykumun bir zamanı vardı, ders çalışmamın bir zamanı, antrenmanımın, maçımın hepsinin bir şeyi vardı ve hem okulumu hem voleybolumu iki türlü de yürütmek için ben uğraştım küçüklüğümden beri. Çünkü bize böyle öğrettiler. Hani okulunu da yapacaksın, voleybolunu da yapacaksın. İkisini de yapmak için elimden geleni yaptım. Çok şükür bu sene üniversitem de bitecek inşallah. Yine voleybolumu oynuyorum. Okuluma gitmeye çalışıyorum, gidiyorum. Onu başarılı bir şekilde bitirmeye çalışıyorum. Yani zor olsa da bunu küçük yaşınızdan göze almanız gerekiyor ve fedakarlık gerektiren bir şey olduğunu, bunu ciddi, profesyonel bir şekilde düşünüyorsanız hayatınızdan fedakarlık etmeniz gerektiğini bilmeniz gerekiyor. Bu farkındalıkta olmanız gerekiyor bence. Çok çalışmak, böyle bir yeteneğiniz varsa bunu kullanmanız gerekiyor. Böyle şeyler söyleyebilirim. Disiplinli olmak, istekli olmak her zaman. Hedefinizi küçük yaştan belirlemek sizin için her şeyi kolaylaştırır bence yani. Çünkü ne yapacağınızı bilmiş olursunuz. Bunları söyleyebilirim yani, voleybolcu olmak istiyorsanız. Abla 11 yaşında voleybola başladım. Sence senin gibi olur muyum? 11 yaşında voleybola başladıysan geç değil aslında. Ben de o yaşlarda başlamıştım. Hani bilir kişi değilim, nasıl voleybolcu olurum, senin gibi olur muyum gibi soruları hani bir şekilde yanıtlayamam ama voleybolcu olmak istiyorsam dediğim şeyler, hani bunlar önemli. Bunları söyleyebilirim ama senin nasıl bir voleybolcu olacağını, hani nasıl bir yeteneğin var, nasıl bir çalışma azmin var, bulunduğun yerde nasıl bir takım var, nasıl antrenörlerle çalışıyorsun, hani bunlar çok önemli dış etkenler aslında. Sana da bağlı, çalışma azmine bağlı dediğim gibi. Bu senin elinde olan bir şey. Biraz da şansın ve çevrenin iyi olması gerekiyor ama çalışmayı hiçbir zaman bırakmamak önemli diye düşünüyorum. Herkes voleybolcu olabilir mi? Voleybolculara ait gizli sırlar, taktikler var mı? Voleybolcu olma sırrını açıklıyorum arkadaşlar. Hazır mısınız? Bir kere herkes sporcu olamaz bence. Çünkü spor çok disiplin gerektiren. Hani disiplinsizseniz de bir başarınızın gelmesi biraz şans eseri olur diye düşünüyorum. Yani disiplinli olmayan biri sporcu olamaz, voleybolcu olamaz. Çünkü voleybolcuların hayatı, daha profesyonellerine söyleyeyim. Adamlar her gün antrenman, kaç kere antrenman yapıyor? Sabah, akşam, öğlen kaç saat? Ailelerine vakit ayıramıyorlar, kendilerine vakit ayıramıyorlar. Maç tempoları çok yoğun. Hayatı voleybol üstüne yani, profesyonel olarak baktığımızda onlar bu şekilde. Ya bunu herkes yapamaz zaten bir. Bizim gibi daha az profesyonel olanların hayatı bile bu şekilde yoğun bir tempoda geçiyorsa, sesime ne oluyor? Kusura bakmayın ya. Bu kadar yoğun bir şekilde geçiyorsa yani herkes sporcu olamaz, voleybolcu olamaz. Belli bir hayat düzeni var çünkü sporcuların. Olamaz yani. Belli bir sırrı da yok yani. Çalışmak, çalışmak, çalışmak.
düzen, hayatının düzenli olması yani. Disiplinli olmak bence. Ben böyle düşünüyorum. Herkese göre farklıdır. Bir gün yanıma bir tane voleybolcu arkadaşımı getireyim. Aynı soruları ya da işte sorduğunuz soruları öyle cevaplayalım. O nasıl düşünüyor? Seni ve senin doğallığını çok seviyorum demiş biri. Kalk kalk kalk. Mutlu oluyorum böyle şeylere. Bilgisayarı şöyle alacağım. Boynum ağrıdı. Bakın stickerlarıma çok alakasız ama sticker yapıştırdım yeni. Voleybol nasıl başladığımı anlattım. Alex olacaktım ya da voleybolcu olacaktım. Alex olamadığım için voleybolcu oldum. Senin Reels videolarını izlediğimde çok motive oluyorum. Daha sık video gelsin lütfen. Teşekkür ederim. Reels izlenmeleri de bayağı arttı. Çok teşekkür ederim. O tarz videoları seviyorsunuz, beğeniyorsunuz, yorum atıyorsunuz. Çok teşekkür ederim. Voleyboldan mı devam edeceksin yoksa mesleğini mi yapacaksın? Şimdi mesleğimi yapmayı düşünüyorum. Ama hemen yapmasam bile hayatımın bir döneminde mesleğimi yapacağım ve bu okul bittiğinden çok uzun süre sonra olmaz muhtemelen. Bir KPSS süreci var. O süreç ne gösterir bilmiyorum. Çünkü şu an hedefim benim şey değil. Hani KPSS'ye gireyim, kazanayım, öğretmen olayım değil de. Hani öğretmenliğimi bir şekilde yaparım ben. Onun yanında sporumu devam ettirebileceğim bir şey olsun diye düşünüyorum. Ama bu voleybolun gidişatına da bağlı. Hani oynadığım kulüple alakalı. Bana voleybol anlamında iyi bir yerde olursam öğretmenlik şu an için durabilir diyorum. Çünkü öğretmenlik okulum bittiğine göre yapabileceğim bir şey. Hani diye düşünüyorum. O yüzden biraz voleybola bağlı, ileride geleceğime bağlı. Birkaç yıl sonrasında beni ne bekliyor bilmediğim için şu anda bununla ilgili bir şey söylemiyorum ama hani okulum bittiğinde direkt hedefim böyle KPSS'ye girip öğretmen olmak değil hani. Bunu söyleyebilirim. Voleybola başlama sebebin neydi? İşte dediğim gibi bir spor yapacaktım zaten. Ablam da sürekli bana voleybol oynattığı için sanki voleybol biliyormuş gibiydim. Hani biliyormuş gibi derken hani sanki hep yaptığım bir şeydi, oynadığım bir şeydi gibi geliyordu o zamanlar. O yüzden voleybola başlama sebebim buydu birazcık da. Kaç yıldır oynuyorsun? 5. sınıfın sonundan beri oynuyorum. 6. sınıftan sayarsak. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 10, 4, 11. yılımdayım. 11 yıldır voleybol oynuyorum. Wow. Vay canına. Voleybolda en sevdiğin arkadaşın diye bir soru gelmiş. Ne kim sormuş? Eloş. Bir şey Eloş. İsmini yanlış söylemeyeyim. Voleybolda en sevdiğim arkadaş diye bir şey yok. Dostlarım öyle şey mi olur? Hepimiz takım arkadaşıyız. Hepimizin daha iyi anlaştığı kişiler olabilir ama öyle en sevdiğim diye bu soruyu maalesef söyleyemiyoruz. Bu soruyu cevaplayamıyoruz maalesef. Gün içinde nasıl bu kadar enerjik olabiliyorsun? Antrenman, okul bir arada. Erva sormuş. Erva ne güzel bir isim. Erva ise ismin. Gün içinde nasıl bu kadar enerjik kalıyorum? Aslında enerjik biriyim aslında. Hani nasıl enerjik kalıyorum ya? Alıştım galiba arkadaşlar. Hani bu benim normalim hani. Ekstra bir şey olmadığında canım sıkılıyor. Hani antrenman olmadığında boşluğa düşüyorum. Hani ikisi bir arada olduğunda da o tempoyla böyle gün çabuk bitiyor ve yani bu benim normalim olduğu için biraz hani şey yapmıyorum. Of bugün de böyle, of bugün de şöyle demediğim için hani mentalim buna hazır zaten. Hani bu senin normalin diyor bana. O yüzden de böyle enerjik, normal hayatıma devam ediyorum yani. Ekstra bir şey yapmıyorum. Tabii bu sizin sosyal hayatınıza da bağlı. İşte gezip tozmak ya da ne bileyim sürekli bunu yapmak. Hani gezip tozmak anlamında sürekli böyle bir sosyal hayatım olsaydı bedenim de yorgun düşerdi. Psikolojim de yorgun düşerdi yani. O yüzden ben biraz düzen ve böyle disiplin takıntılı bir insan olduğum için her şeye çok dikkat etmeye çalışıyorum. Hani uykuma, işte gezip tozmama, bu düzenime dikkat etmeye çalışıyorum. O yüzden belki de böyle enerjik oluyor olabilirim. Voleyboldan hiç bıktın mı? Bu soruyu Instagram'da da yanıtladım. Voleyboldan bıkmak diye bir şey, hani bıkmak kavramı değil de voleybolda
Böyle çok yoruldum. Hani hem mental olarak hem de böyle beden olarak yorulduğum dönemler oldu. Bu sizin karşılaştığınız sorunlarla da alakalı, karşınıza çıkan problemleri nasıl çözdüğünüzle alakalı aslında. Hani çok pes etmek istediğim zaman oldu. Ben bunu neden yapıyorum ya? Hani bir karşılığı var mı şu an benim için ya da bana nasıl iyi geliyor? Bunu böyle kafamın karıştığı dönemler oldu. Ama her zaman dedim bu sana verilmiş bir şey hani. Böyle diğerlerinden farklısın dedim hani. Yoldan geçen bir insan böyle voleybol oynayamaz ya da böyle bir disipline giremez. Böyle bir çalışma isteği hani yok onda. Olsa onlar da olurdu. Herkes olurdu. Senin farklı bir böyle yeteneğin, böyle bir isteğin, azmin var. Hani bunu böyle kolay bırakırsan olmaz diyorum her seferinde kendime. Ve bunların bir karşılığı olacak diyorum. Bunun karşılığı manevi de olabilir, maddi de olabilir. Hani sana kattığı şeyler çok fazla. Hayatımın neredeyse yani aklımın erdiği zamandan beri voleybol oynuyorum düşünürseniz. Yani hayatımın her anda voleybol olduğu için, çoğu şeyi voleybolla tecrübe ettiğim için hayatta öyle kolay vazgeçebileceğim, kopabileceğim, bıkabileceğim bir şey değil voleybol. Yani hayatım sonuçta voleybol bir yerde. Böyle yani öyle kolay bıkamıyoruz maalesef. Pes etmeye çok yaklaşıyoruz ama öyle kolay değil canlarım. O kadar emek var, emek. Kaç yıldır oynuyoruz. Haftada kaç gün antrenman yapıyorsun? Haftada bir gün off günümüz var, diğer günler antrenmanımız var, maçımız var. Bu değişebiliyor. Off da vermeyebiliyoruz. Bazen off veriyoruz. Yani o anki takvime göre, maç takvimine göre, yoğunluğuna göre değişiyor. Bizimle buluşup konuşabileceğim bir buluşma ayarlamayı düşünüyor musun Melda ablam? Yani öyle buluşma tarzı bir şey hani hiç düşünmedim çünkü hani ne bileyim daha o kadar büyüdük mü ya? Bu kadar insan beni tanıyor mu falan diye düşündüm dün bu kadar çok mesaj gelince. Ama ilerleyen süreçte belki böyle bir şey olabilir. Karşılaşırız bir yerde. Konuşabiliriz. Hani böyle sorular soruyorsunuz. Abla Ankara'daysan karşılaşırsak konuşalım mı? Müsait olduğunda konuşalım mı falan. Konuşabiliriz yani. Ne olabilir? Canlarım. Gelebilirsiniz. Konuşabiliriz. Abla galiba sonum senin gibi olacak. Voleybol antrenmanlarına hem de üniversiteye gidince gibi duruyor. Böyle sorunun devamını çekmemiş mesaj aldığım için. Galiba bu kadar. Yani şunu demek istiyor. Sonum senin gibi olacak abla diyor. Üniversiteye başladığımda hem okula gideceğim hem antrenmanlara gideceğim. Böyle bir tempoda olacağım diyor. Olabilirsin. Ne güzel. Ne güzel yani. İnşallah olursun. İnşallah da iyi yerlere gelirsin. Bu tempo çok güzel bir tempo. Bu yaşlarda bu enerjimiz varken bunları yapıyor olmak, hem okula gitmek, hem işte arkadaşınla buluşmak, hem antrenmanını yapmak, hem maçına gitmek gerçekten çok güzel bir şey. Kendimizi tebrik ediyoruz. Sizi de tebrik ediyorum aranızda böyle olanlar varsa. Yani çok güzel bir şey bence. Şimdi küçükken boyum kaçtı, şu an kaç abla? En küçük yani küçükken 8. sınıfta hatırlıyorum boyum 1.72 idi. Şu an 1.82. 8. sınıftan iyi. 8. sınıfta kaç yaşında oluyoruz? 14 mü? 13-14 yaşlarındayken 1.72 idim. 21 yaşındayım şu an dolu dolu ve 1.82'yim. Allah bereket versin. Daha ne olsun? Abla boyun kaç? Boyun uzaması için ne yapabilirim? Boyunun uzaması için küçüklükten beri uyku düzenine, beslenmene, egzersizlerine dikkat edeceksin sanırım bildiğim kadarıyla. Ve biraz da genetik, ailen hani senin gibi uzunsa sen de onların bir ortalaması şekilde uzun boylu oluyorsun. Benim babam 1.85, annem 1.70, ben de 1.82 olmuşum. Ben biraz sulak alanda yetişmişim diyeceğim ama yani İç Anadolu'nun bağrından kopmuş bir insanım. Bu kadar uzamışım yani böyle olmuş. Abla ben eskiden çabadaydım ama sonra ayrıldım. Şu an voleybola devam ediyorum. Umarım senin gibi olurum demiş. Umarım her şey gönlünce olur, daha iyisi olur. Her şeyin en iyisini hak ediyorsunuz diyorum. Çabadaydın niye ayrıldın kız? Gelir elde ediyor musun? Sonuçta sevdiğin sporu yapıyorsun. Happy is Angel.
İsminizi okuyorum ama inşallah bir şey demezsiniz, bana kızmayın. Okumaya da bilirim. Gelir elde ediyorum. Bu soruya cevap vermiştim. Gelir elde ediyorum. Sevdiğim spordan para kazanmak, sevdiğim işi yapmak güzel. Umarım daha güzelleri de olur. Daha ileride kendini nerede görüyorsun? Bunu da konuştuk. Abla aşırı sevgilin. Ha, bunu cevap verdim. Kaç yaşındasın? 21 yaşındayım arkadaşlar. Merak edenler için. Voleybolcu olmayı düşünüyor musun? Harika oynuyorsun. Canlarım, zaten voleybolcuyum diye düşünüyorum ama değil miyim acaba? Yani şu an voleybolu oynuyorum. Paramı kazanıyorum. Ligde oynuyorum. Yani voleybolcuyum diye düşünüyorum ama hani sizin kastettiğiniz hani Sultanlar Ligi'nde oynamaksa o kadar voleybolcu değilim daha. Ama umarım belki bir gün, neden olmasın. Çok merak ediyorum, boyun kaç? 1.82. Voleybola kaç yaşında başladın? Voleybola 11 yaşlarında başladım. Şu an ne okuyorsun? Anam, sesim gidiyor. Şu an ne okuyorum? Şu an coğrafya öğretmenliği okuyorum. 4. sınıftayım. Bu sene son. Boyun kaç ve transfer durumum var mı? Boyun kaç? 82 söyledim. Transfer durumu her zaman olabilir. Tekliflere açığım deyip tekliflere açık değilim bu arada. Bu sezon sonunda yani transfer oluyoruz. Hani bizi isteyen takımlar oluyor. Tekliflerini değerlendiriyoruz. İşte bize uygun değilse hayır diyoruz. Yani böyle şeyler oluyor, bildiğiniz hani voleybol, futbol nasılsa bizde de öyle. Küçükken boyun kaçtı, şu an kaç onu söyledim. Hiç sakatlık yaşadın mı? En zoru hangisiydi? Ay, sakatlık yaşamadan sporcu olunur mu? Ama Allah korusun. Öyle çok büyük sakatlıklar yaşamadım. Geçmişe doğru gidiyorum. Ayak bileği burkulmalarını saymıyorum. Onlar bu işin tadı tuzu. Dizimden sakatlanmıştım. O çok büyük bir şey değildi ama küçükken hani doktora gidersiniz de hemen şey der ya, hani bu sporu bırakman lazım artık, işte oynayamazsın falan. Her gittiğimde dizim için bunu söylüyorlardı. Ne alaka, ben oynuyorum diyordum ben de doktora. Böyle bir sakatlığım olmuştu dizimde. Sonra belim, bence en kötüsü belimdi. Belim bir dönem sakatlanmıştı. 9. sınıf, 10. sınıf bu dönemlerde. Hani belimde bir şey de çıkmıyordu. Hani sonuç yok. Hani nesi var bu kızın? Bir şeyi yok hani. Bir şey görünmüyordu. Temiz çıkıyordu sonuç ama ben yatamıyordum, kalkamıyordum. Sağa dönemiyorum, sola dönemiyorum. Zaten voleybol oynayamıyordum. Bir dönem böyle hani belimden çok çektim. Galiba en kötülerinden birisi belimdi yani. Allah korusun. Bel sakatlığı çok lanet bir şey. En son ne yaptığımızı hatırlıyorum. Potaya, basketbol potasına böyle tutundum, sallandım. Hani belime bir şey mi oldu, hani bir kemik mi şey oldu, hani oraya takıldı, ne oldu bilmiyoruz da. Çünkü temiz çıkıyor sonuçlar. Böyle bir dönem yaşadım. Kütletmek mi, işte şey mi, her şeyi yaptık yani ama öyle bir dönemdi. Yarım sezon kadar oynayamadığımı hatırlıyorum. Böyleydi. Sonra geçen sezon ayak bileğim burkuldu. O da biraz kötü bir burkulmaydı. Tatsızdı ama çok şükür o da geçti. Yani böyle sakatlık var sporun içinde ama kendinizi korumanız, dikkat etmeniz gerekiyor. Abla, hücumu nasıl geliştirdin? Hala geliştirmeye, üstüne koymaya çalışıyorum. Her konuda, voleybol anlamında hala kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Tabii ki biz de olmuş ermiş değiliz. Ama nasıl geliştiriyorsun? Çalışarak geliştiriyorsun yani. Eksik olduğun yönleri kapatmaya çalışarak geliştiriyorsun. Biraz tekniğin önemli, biraz işte genetiğin önemli, biraz çalışman önemli. Her şey, hani hepsinden biraz hepsi önemli yani. Nasıl çalışıyorsam. Allah. Uf, bacaklarım uyuştu. Şuraya koysam çok mu ayıp olur size? Yok, gözükmüyormuş. Tamam. Şimdi başladım voleybola. Bu arada çok tatlısın. Teşekkür ediyorum. Kaç yaşında başladım? Söyledim, 11 yaşında başladım sanırım. 6. sınıfa geçerken başladım işte. Anlayın siz kaç oluyor. Buradan da gözlerim biraz miyop olduğum için görmüyor. Durun. Abla, boyun aynen uzun diye mi uzun, yoksa hani kemiklerini çalıştırıp iyi beslenerek mi uzadın? Lütfen cevapla. Boyum ailem uzun. Ailem boyunu söyledim işte arkadaşlar. Hani aşırı aşırı uzunlar diyemem.
Ama biraz babamdan almışım genimi, uzun boy genimi herhalde. Ama bir de ben küçükken çok dikkat ediyordum arkadaşlar. Saat 9 dedin mi uyuyordum. Yani küçükken dediğimde hani lisede falan da bazen böyleydim ben. 9 dediğimizde uyuyordum. Beslenmeme yine dikkat ediyordum. İşte sütümü falan filan herhalde içiyordum küçükken, ne bileyim. Hani dikkat ediyordum ama uyku düzenime çok dikkat ettiğimi hatırlıyorum. Böyle yani esnememe, işte egzersiz yapmama, her şeyime çok dikkat ediyordum. Bunu söyleyebilirim ama biraz da genetik. Ya sen gerçekten çok iyisin. Her gün evde televizyonda sen açıksın. Videoların hepsini 7 kere izledim. Ya teşekkür ederim. Mutlu oldum. İzlemeye devam et. Kalp kalp. Elim kütledi. Kaç yaşında başladınız? Spor boyun uzun olduğu için ailem falan git dedi mi voleybola? Ya boyum hep uzundu. Arkadaşlarımdan hep uzundum. Daha iriydim. Hani bir spor yapacaktım illaki diye düşünüyorum. O da voleybol olmuş yani, söylediğim gibi. Voleybolcu olmayı düşünüyor musun? Düşünüyorum. Kaç yaşındasın? Söyledim. Filenin sultanlarına girmek istiyor musun abla? Ben girmek istiyorum ama nasıl bilmiyorum. İnanır mısın, onu ben de bilmiyorum. Yani filenin sultanları, Sultanlar Ligi herkesin, işte spor yapan, voleybol oynayan her çocuğun hayalidir. Çünkü en üst noktası orası voleybolun. Umarım hayallerinden vazgeçmezsin. Çalışmaya devam edersin. Karşına iyi insanlar çıkar voleybol anlamında. Umarım gidebilirsin. Yani böyle bir hayalin olması çok güzel. Her zaman hayalin en tepede olsun. Yani güzel bir bakış açısı bence. Benim öyle bir hayalim var mı? Umarım olur yani. Merhaba Melda. Uygun bir voleybol ayakkabısı önerir misin? Ayakkabılarımı çok soruyorsunuz. Evet, şeyde yorumlarda soruyorsunuz. Bunların linkinin hepsini paylaşayım. Kullandığım ayakkabıları çok seviyorum ben. Nike'ım var, Under Armour'larım var. Üçünü kullanıyorum ama yeni bir ayakkabı almayı planlıyorum. Yine Nike ya da Under alırım. Küçükken Asics kullanıyordum genelde. Onlar rahat oluyordu. Ama şimdi Nike ve Under kullanıyorum. Çok memnunum. Fiyatlar biraz hani uygun olanlar var tabii ki ama kaliteli bir şey, uzun ömürlü bir şey istiyorsanız da biraz paraya kıymanız gerekiyor diye söyleyebilirim. Bunu Instagram'dan şey yapayım. Link oluşturayım. Oradan bakabilirsiniz. Abla 1,53. 12 yaşındayım. Sence boyum uzar mı? Sen 12 yaşındayken boyun kaçtı? İşte ben 12 yaşındayken hatırlamıyorum tam olarak ama işte 14 yaşında 1,72 falandım ben. Dediğim gibi ailenin boyu uzun mu? Sen dikkat ediyor musun? Buna göre değişir boyun uzayıp uzamayacağı. Tabii ki 1,53 kalmazsın çünkü ergenlik dönemi boy uzar daha. Benim 12. sınıfta bile boyum uzamıştı. Abla ben de voleybolcuyum. Ben de voleybolcuyum ve seni çok seviyorum. Okul, staj, antrenman zor olmuyor mu? Arkadaşlar canlarım, zor oluyor. Tabii ki zor oluyor. Ama bir yerde de bunları yapmak zorundayım. Şey diyemiyorum. Of yeter, hani bırakıyorum artık, pes ediyorum diyemiyorum. Çünkü okul anlamında yüzdük yüzdük kuyruğuna geldik. Hani artık bitiyor hani bu zorlu süreç diyelim. O yüzden de bu sene daha bir istekli olduğumu söyleyebilirim. Çünkü antrenman saatlerim biraz daha uygun okul saatlerime. Tam hani yetişiyorum. Çok geç de değil antrenmanlarım. O yüzden biraz daha dengeli bu sezon aslında. Daha kolay geliyor bana. Bazı antrenmanlarda performans düşüklüğü yaşadığında nasıl kendini motive edersin? Bu bakış açısına bu sene geldiğimi düşünüyorum. Yani küçükken daha çok düşünüyordum. Bu antrenmanda işte şöyle olmalıyım, böyle olmalıyım, şunu yapmalıyım, bunu yapmalıyım. Maç konusunda da böyle. Ama artık şu kafadayım. Hani antrenmana geliyorsun. Yani neden bu kadar büyütüyorsun? Çalışmaya geliyorsun, eksiklerini kapatmaya geliyorsun, kendini geliştirmeye geliyorsun. Hani iyi yapamadığın bir şey olduğunda ya da gününde olmadığında, moralinin bozuk olduğunda bunu normal karşılaman gerekiyor. Çünkü sen %100 her gün
modunda olmayabilirsin ama yine de en iyi şekilde bunu yapmaya çalışmalısın. Çünkü orası bir yerde de senin kafanı dağıtabileceğin, enerjini atabileceğin bir yer. O yüzden hani onu başka sorunlarını düşünmemen gereken, sadece voleybol düşünmen gereken bir yer antrenman. O yüzden kendine odaklanırsan, moralin işte performansım düşük diye bozuksa da hani düşük olabilir. Her gün %100 performans gösteremezsin zaten. Modunu düşürmeden, yaptığın hatalara odaklanmadan devam etmeni, hani ilerlemeni öneririm yani. Ben öyle yapıyorum. Modum mu düşük? Hani kötü müyüm? Yine de modum yükseliyor antrenman içinde yani. Öyle bir şey söyleyebilirim. Maç kaybettiğinizde nasıl moralini toparlamaya çalışıyorsun? Küçükken ağlıyordum. Maç kaybettik diye. Çok üzülüyordum çünkü yani neden, hırstan mı, istekten mi, neden olduğunu bilmiyorum ama hele küçükken böyle yıldız takım, genç takımken ağlıyordum maç kaybettik diye. Hüngür hüngür ya. Birkaç gün depresyona giriyordum gerçekten. Bu takıma nasıl yenildik diye. Hani öyle küçüklüğümde de çok ya, yani genel voleybol hayatımda çok yenilgi alan bir takımda oynamadım genel olarak. Yani o kadar çok yenilmeyi bilen bir takımda oynamadım. Çok şükür hep başarılı takımlarda oynadığım için. Ama yenildiğimde, maç kaybettiğimde son zamanlarda şu kafadayım. Zaten maç kaybetmiyoruz da. Hani şey diyorum, bu maç bunun telafisi var en azından bizim ligimizde şu anda playoff'a gitmediğimiz sürece. Playoff'ta çünkü 3 maç oynuyorsun, telafisi yok. Bunun telafisi var, ikinci devresi var. Önündeki maçlara bakacaksın. Diğer maçlara odaklanacaksın. Çünkü kaybettiğin maçta ne yaparsın onu artık unut yani. Neyi yapamadığına bak, hatalarını öğren. Eksik yönlerini kapatmaya başla. Çünkü kaybettim, kaybettim, kaybettim diye düşünürsen sen ilerleyemezsin. Bundan bir ders çıkaramazsın diye düşünüyorum. O yüzden de ileriye bakmayı öğrendim artık. Çünkü keyif aldığım bir, mutlu olduğum bir sporu yapıyorum yani. Yenildim diye de hayatımı karartmıyorum artık. Çünkü gerek yok yani. Sizden önemli mi arkadaşlar? Sakatlık olmasın, sağlık olsun diyelim. Canımızdan önemli mi? Tabii ki çok önemli bir maçsa yine ağlayabilirim ama. Spotify listeni paylaşır mısın? Şarkı zevkin çok iyi. Spotify listemi paylaşırım tabii ki ya. Şu döndürmeli videolarımda sürekli dinlediğim şarkılardan paylaşıyorum. Demek ki onları seviyorsunuz. Tabii ki paylaşırım. Benim listelerim meşhurdur. Sizin de dinlemenizi öneririm. Instagram'dan paylaşayım. Buraya da belki açıklama kısmına Spotify'ıma bırakayım. Oradan bakarsınız. Abla yeteneğin, iyi karakterin şaka mı? Şaka mı ya? Teşekkür ederim. Bunu bir arkadaşım sormuş canım. Kim olduğunu biliyorsan kalp. Teşekkürler, teşekkürler. Karakter çok önemli aslında biliyor musunuz sporda? Yetenek, karakter. Bunlar önemli şeyler. Bu kadar söyleyeceklerim. En sevdiğim voleybolcu. En sevdiğim voleybolcu benim küçüklüğümden beri kimler oldu? Hemen size söyleyeyim. Genel olarak şu anda aslında. Neslihan'ı çok örnek aldım küçükken. Neslihan Demirleydimiz. Sonrasında kim vardı Fenerbahçe'de? Onu çok izlerdim. Sonra başka. Şu an Vargas'ı çok beğeniyorum. Boşkoviç'i çok beğeniyorum. Nazay Demir'i çok beğeniyorum. Yani bu tarz voleybolcuları beğeniyorum. Gözde Kırdar hastasıydım. Gözde Kırdar'ı çok seviyordum. Neriman Öztoy'u çok seviyordum. Ben o dönemde onları izleyerek büyümüş biriyim sanırım. Marşal'a çok hastaydım. Erkeklerde, Fenerbahçe'de oynadığı zamanlar Marşal'ın hastasıydım. Bunlar yani şu an aklıma ilk gelenler bunlar. Bunları seviyorum. Hangi takımlısı? Fenerbahçeliyim canlarım. Fenerbahçeliyim, buna soru. Ailem sporu bırakmamı istiyor. Ben istemiyorum. Ailen neden sporu bırakmanı istiyor? Öyle şey mi olur? Yani bunun tabii sizin kendi aranızda nedenleri vardır. Onları bilmiyorum. Ama sen spor yapmak istiyorsan
Güzelce konuş, belki hani seni anlarlar. Kaç yaşında olduğunu da bilmiyorum ama hani spor yapmaktan zevk aldığını, keyif aldığını hani belirt aslında. Bunları da söylemişsindir belki, ya da söyleyememişsen de söylemeni, konuşmanı öneririm. Lütfen aileler, çocuklarınızı spor yaptırın ya. Öyle şey mi olur? Lütfen. Lütfen. Cansu Özbay'a çok benziyorsun. Hiç tanıştınız mı? Cansu Özbay'a evet, beni çok benzetiyorsunuz yorumlarda. En az böyle bir 5 tane bir Cansu Özbay'a çok benziyorsun abla yorumu görüyorum. Hani neren benziyor diye de profiline girip sürekli bakıyorum ama gözlerimiz benzemiyor, burnumuz benzemiyor, dudaklarımız, ağız yapımız benzemiyor. Ten rengimiz, saç rengimiz benzemiyor ama genel o vibe'ı mı veriyorum anlayamadım, ama benzetiyor olabilirsiniz. Cansu Özbay'la hiç denk gelmedim, tanışmadım. İzledim sanırım. İzledim mi bilmiyorum. Yani yok, hiç denk gelmedim Cansu Özbay'la ama umarım bir gün denk geliriz. Sanki Cansu Özbay askerlik arkadaşım da şey diyorum. Denk geliriz ya bir gün. Benim jenerasyonuma yakın olmadığı için hani öyle karşılıklı oynama fırsatı falan da bulmadığım için öyle söylüyorum. Abla kaç yaşında ve kaç kardeşin var? Kaç yaşındasın demek istedik galiba. Kaç yaşındayım? 21 yaşındayım. Ablam var bir tane. Abla eğer ileride mavi tik olursan benle bir gün buluşur musun? Adım Tuana. Ya mavi tik olmama gerek yok canım benim. Ama yeteri kadar ünlü olursam da bunları unutmam. Ben öyle bir insan değilim deyip. Yok, ünlü olursam o kadar da yani hiç bu günleri unutacağımı, sizi unutacağımı düşünmüyorum, öyle şeyler demeyin. Mavi tik olursam da buluşurum, mavi tik olmadan da. İlerlemek istiyorum yani. Abla ilerlemek istiyorum ve ne yapmalıyım? Adım Tuana. Tuanacım, ilerlemek istiyorsan bu dediğim şeyleri tekrar söylemeyeyim. Video daha da uzamasın. Söylediğim şeyleri dikkate alırsan, kendini geliştirmeye odaklanırsan ve karşına da güzel insanlar çıkarsa inşallah yolun açık olur. Gönlüne göre olur her şey. Abla ben de 5. sınıf sonunda başladım. Şu an 7. sınıftayım ve şu an takımdayım. Adım Tuan'la daha ilerlemek istiyorum. Yani Tuan'la aynı kişisin. Umarım ilerlersin, her şey gönlüne göre olur. Çalışmayı bırakma. Abla neden DM'ye bakmıyorsun? Aman bakmamış mıyım? Normalde kontrol ediyorum arada. Gözümden kaçmıştır. Bakarım. Bizimle ağırlık antrenmanını paylaşır mısın tam video halinde? Sizinle ağırlık antrenmanımı paylaşırım tam video halinde. Tabii ki, neden olmasın? Büşra ablaya sorayım bir. Antrenmandan spoiler verebilir miyim abla diyeyim. İzin verirse tabii ki paylaşırım. Ama onun dışında kendi yaptığım ağırlığı da paylaşabilirim. Bakarız duruma göre. Paylaşırım tabii ki. Abla ilk öncelikle seni çok seviyorum. İkincisi Berke abiyle nasıl tanıştın çok merak ediyorum. Ana Berke ile nasıl tanıştığımızı sormuşsunuz. Fark edenleriniz var galiba. Erkek arkadaşım olduğundan bizim Berke ile hikayemiz biraz maziye dayanıyor. Sene ama. Biz 6. sınıfta tanıştık aslında. 6. sınıfta tanıştık. Aynı okuldaydık, aynı ortaokula gidiyorduk. Orada bir tanıştık, bir kalp çarpıntısı ve ilk görüş. Yani orada tanıştık aslında. Sonra 12. sınıfta falan böyle bir tekrar, 12. sınıf demeyeyim. Dur, ne zaman oluyor? İşte pandemi döneminde tekrar bir konuşmaya başladık biz böyle. Sonra işte 3 yıl bitti neredeyse. Neredeyse değil, 3 yıl bitti artık. 3 yıldır da birlikteyiz. Böyle çocukluktan tanışıyoruz yani. Bunu bir videomda daha cevaplamıştım. Berke ile nasıl tanıştınız diye soru gelmişti. Orada cevapladım. Onları da YouTube'dan bakabilirsiniz. Aşırı tatlı bir kızsın ya, çıldıracağım demiş bir tane arkadaşım. Teşekkür ederim. Güzel yorumlarınız için aşırı mutlu oluyorum. Bak yani kamerayı kapatsam ağlarım böyle yorumlar geldiği için. Ama teşekkür ediyorum. Yapıyorsun bu sporu. Wow, teşekkür ederim. Yapıyorsun bu sporu demiş bana. Milli kadın voleybol takımında oynamayı hiç düşündün mü? Genel düşünüyorum ama onlar düşünüyor mu acaba? Yok yani. Milli takımda oynamayı altyapıdayken öyle bir şansım olsaydı daha çok galiba istekli olabilirdim bu konuda. Çünkü küçükken gidip öyle bir tecrübem oldu. Kampa gidip, milli takım kampına gidip oradaki ortamı görüp
oradaki sporcuları görüp, yaş grubundaki sporcuları görüp ne halde olduğumu görme durumuna eriştim. Öyle mi denir? Ne denir? Milli takımdaki kızlarla oynadım. Ama biraz bu işler hani göründüğü gibi değil. O yüzden umarım şanslıysam, şans bana gülerse diyelim. Belki olabilir. Hani şu an pek de bir şey yok aslında. Hani olur yok. Çünkü altyapı yaşım bitti. Hani bunun için de belki ileride işte ligde çok iyi yerlere gelirsem belki bir ihtimal böyle bir şey olabilir. Neden olmasın? Şansımız varsa, nasibimiz de varsa olsun diyorum. Bu zamana kadar voleybolda kaç tane madalyam var? Madalyalarımın hepsini şuraya astım ama çok var. Yani kaç tane olduğunu bilmiyorum. Sayayım mı sizin için? Bayağı var, göstereyim size, durun. Şurada şöyle duruyorlar. Sayarsam eğer bunu size göstereceğim, haberiniz olsun. Şuraya sayısını yazarım sayıp. Forma numaralarımızın peki aynı olmasına ne diyorsun? 4 numarayız. 4 numara güzel numaradır. Hangi takımda oynuyorsun? Çaba Spor Kulübü'ndeyim. DM'den yazdım, bakmadın. Bakacağım. Ya bak ne diyor? Ya ben 5 senedir falan voleybolla ilgileniyorum. Altyapıya yazılmaya karar verdim. Bana yardımcı olsan. Nasıl bir yardım istersin canım? Ankara'da mısın? Onu bilmiyorum. 5 senedir voleybolla ilgileniyorsun. Kaç yaşındasın? Altyapıya yazılmak istiyorsun. Bu bilgilere erişimim olmadığı için şu anda sana nasıl yardımcı olacağımı bilemedim ama. Bilemedim yani. Kaç yaşındasın? Kaç doğumlusun? Hangi takımın altyapısına gitmek istiyorsun? Bunları bilmiyorum. O yüzden şu an bir şey diyemedim. Allah bitti. Yani şu an daha soru kutucuğu duruyor Instagram'da. Hani bu sorulara yanıt verdim. Çünkü dün gece koymuştum soru kutucuğunu. Şöyle 10 tane falan soru gelir diye düşünüyordum. Sonra bir geldi bir sürü. O yüzden dedim YouTube'a çekeyim. Çektim. Umarım keyif almışsınızdır. Sorularınıza cevap bulmuşsunuzdur. Güzel bir video oldu. Sohbet etmiş olduk. Ben böyle videoları çok seviyorum. Vlog çekmeyi de çok seviyorum. Ama bu tarz videolarda da birebir böyle sanki sohbet ediyormuşuz gibi oluyor ya. Bu çok hoşuma gidiyor. Böyle yani. DM'lere de bakayım. Çok öyle yazmışsınız ya. DM'lere bakayım. Oradan sorduğunuz sorulara da birebir cevap vermeye çalışırım. Çok teşekkür ediyorum sorduğunuz sorular için, merak ettikleriniz için. Umarım bir yardımım dokunmuştur ya da size bir aydınlatmışımdır, bir şeyler olmuştur yani. Keyif almışsınızdır. Diğer videolarıma göz atmayı unutmayın. Abone ol butonundan abone olmayı unutmayın. Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Şuraya bir yere adımı yazayım, şuradaki boşluğa. Böyle yani. Sizi çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Arkadaşlarınıza Melda'nın YouTube kanalına abone olmayı unutmayın. Demeyi de unutmayın. Hepinizi çok öpüyorum. Kendinize çok dikkat edin. Bay bay.